Esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu, cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada. Arkadaşlar, mıntıkayı sevgiyle yapın. Yolunuz sevgiden geçsin. Sevinleri ayırmayın. Çiko, ne oldu sana böyle be? Bir ilginç, bir tuhaf bir şey oldun sen. Eskiden olsa komutanlara yaranmak için başımızda mıntıka mıntıka diye böğürürdün. Sevgi kelebeğine döndün be ya. Canım ciğerim, bence bu gözlüklü filin bu modeli çok iyi oldu. Güzel. Ruh gibi dolaşıyor gördüğün gibi. Yakında bu herifin yolu kayağınla kesişir. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Siyah beyaz, beyaz benim gibi biraz. Of of, siz işin dalgasındasınız. Benim buram yanıyor, buram. Ben Tülay'a nasıl açılacağım? He? Söyleyeyim dedim, olmadı. Banka kazıyım dedim, o da olmadı. Jumbo kurban, madem açılamıyorsun kıza, mektup yaz. Düşündüm aslında. Yarın İstanbul'a taşınıyorlar. Kadir abiye gidip deseyim mi acaba? Ben sana yardım edeyim falan diye. Ona gider, o arada da mektubu nasıl vereceğim? Oo, siz daha ne mektuptan uğraşıyorsunuz ki? Bu devirde mektup falan mı kaldı? Ya asker kaseti diye bir şey var mı ya? Asker kaseti ne lan? Ne kadar cahilsiniz. Asker kaseti çok güzel bir şey. Bak anlatayım. Şimdi mesela stüdyoya gidiyorsun. Orada Orhan abimden, Sibel ablamdan, ne bileyim Yunus Bülbül'den falan içine şarkılar koyuyorlar. Araya da Jumbo Gökhan'dan çok sevdiği sevgilisine sevgi dolu sevgiler gibi anonslar yapıyorlar. Süper bir şey oluyor. Ha onu diyorsun. Eğlenceli bir şeye benziyor. Anam! Ben de Tülay'a kaset doldurayım. Bir tane de ben doldurayım mı başım? Sana ne oluyor? Dengesiz doğup yaratık. Benim sevgilimde senin gözün mü var? Yok onbaşım. Ben anama dolduracaktım. Bir dakika, bir dakika. Gördüğüm kadarıyla bir organizasyon söz konusu. Bu durumda söz Atilla Güven'e düşer. Sünnet, düğün, nişan, bilimum organizasyon ve en nihayetinde asker kaseti. Gruplara özel indirimim vardır, şimdiden duyurulur. Ne diyorsun lan Kerkenes? Sen sahtekarın birisin. Hadi, hadi. Tut lan şu çöp torbamı. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun Allah? İşimi bozmaktan başka bir şey yapmıyorsun sen. Buyurun arkadaşlar, biz ne olsun arabesk fantezi. Şekerciğim, evin temizliğini kendi ellerimle yaptırdım. Anahtarı da bende. Vallahi mahcup ediyorsun, ne diyeceğimi bilemiyorum. Olur mu canım, hayırlı olsun. Bir de şey diyeceğim, yarın şimdi anneler taşınırken yemek falan yapamazlar. Akşama bana gelirsiniz, tamam mı? Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum ki. Heykeli dikilecek kadınsın. Ne olur kendi kahvemi sade içsem. Hayır Yusuf, şekerli içeceksin. Sultan Hanım'a iki ayrı kahve yaptırtmak şekerli. Kahvenin tadı sade çıkar. Yusuf, konu kapanmıştır. İki şekerli içiyorsun. Bitti. Kadri biliyorsun değil mi? Üstten ikinci zil benimki. Tamam, tamam Sultan Hanım. Merak etme. Bana bak, yarın bir yerlerde oyalanmak falan yok. Doğruca eve geliyorsun, tamam mı? Sağ ol. Asker! Kendine gel. Komutanım, doğru mu duydum? Asker çarşı izninde Sultan Hanım'ın evine gidiyor. Ay siz yine her şeyi yanlış anladınız. Siz hiç merak etmeyin. Az sonra burası sterilize edilecektir. Gel bakalım sen, gel. Gel Kadir Safoğlu, gel. Yürü. Ayol, nereye götürüyorsunuz çocuğu? Komutanım, bir izah edeyim ben. Sultan Hanım. Bir dakika, açık değil. Ay Allah'ım, tam çalacak zamanım. Efendim?
Pelin Hanım, çekim var mı bugün? Çekim yok, hayır. Askerler yok. Sadece alaydan birkaç görüntü alacağız, o kadar. Sağ olun. Arıla, bızlayan arıla. Bız bız arıla. Bız. Pelin Hanım, yarın çarşıya iki tane biletim var. Hem de en önden. Ne dersiniz? Öyle mi? Ben aslında çarşıda ne yaptığınızı çok merak ediyorum ama... Güzel, işte bu ve bunun gibi bir sürü sorunun cevabı az sonra çarşıda. Ya yok canım, Pelin Hanım'ın şimdi bir sürü işi vardır yarın, değil mi? Hem biz ne yapıyoruz çarşıda? Aman oturuyoruz bir kafeye, şangır şungur, çay yani. Öyle deme Seyf ya. Gelsenize, süper olur vallahi. Tabii tabii, sinyor. Niye sinyor eteğe taş koyuyor? Aa, daraldım vallahi ha. İsteyen gelir canım, ne bu ısrar? Hem Burak, sen neden bu kadar ısrar ediyorsun bakayım, ha? Saçmalama Suzi ya. Hem sana ne? Bana ne mi? Bana ne, öyle mi? İnsanı var ya, iki dakika konuşturmuyorsun ha. Aa Burak, Burak buraya gel. Şişt, ben size bir şey diyeyim mi? İnsan askerliğe, eğitime, her şeye alışıyor. Ama gel gör, şu Suzi'ye alışamıyor. Bela! Komutanım, Kadriye ne ceza verelim dersiniz? Vallahi öyle bir ceza verelim ki çarşı izninde askerlerin gitmesi gereken yerleri iyice öğrensin. Değil mi komutanım? Ya? Komutanım yanlış anladınız, ben izah edeyim. Dur, neyi yanlış anlayacağım? Ben Einstein'ın izafiyet teorisini anlamışım. Seni mi yanlış anlayacağım? Dur. Komutanım, şu koridorun boyanma işi vardı. Diyorsun ki artık o iş yok, aranan kan bulundu. Kadri alayda kalıyor ve boya yapıyor. Değil mi komutanım? Komutanım izah edeyim ben. Anladın. Nesini yanlış anladım ya? Ya ben öyle demek istemedim. Beni yanlış anladın. Sen kimsin ki ben seni yanlış anlayacağım ya? Ben kimim öyle mi? Asker! Ne oluyor orada? Suzi, rahatsız mı ediyor seni? Yok Deniz abla, benim suçum. İyi. Asker sen görevinin başına. Emredersiniz komutanım. Suzi gel bakayım biraz, konuşalım seninle. Ama siz her şeyi yanlış anlıyorsunuz şekerler. Yani alt tarafı Kadri'nin annesinin eşyaları toparlanacak. Yani istiyorsanız siz de gelin. Biz derken yani ikimiz mi Yusuf'la? Ay yok, biz siz. Yusuf Bey'in de yarısı. Tabii ki ikinizi kastediyorum canım. Ben zaten Kadri'yi tek başına eve çağıramam. Yani sizi de teker teker eve çağıramam ama hani ikiniz birden gelirseniz o zaman komşular yanlış anlamaz, laf da olmaz. Yani komutanım, yarın akşam kahvelerini Sultan Hanım'ın evinde içiyoruz. Evet. Bu arada kaynının çarşı izni mi olacak? Gidebiliyor inşallah. Aa olur tabii canım, tabii ne demek tabii. Ben kendi ellerimle uğurlayacağım, hatta böyle arkasından su bile dökeceğim. Hadi bakalım. Anlaştık. Anlaştık, görüşürüz. Siz ne yapıyorsunuz burada, ha? Şey komutanım, yarınki boya işi için görevlendirme yapıyorduk. Ben de komutanıma yardım ediyordum komutanım. Böyle hep beraber, cümbür cemaat. Sultan Hanım'la beraber, öyle mi? Suzi, senin bu askerle aranda bir şey mi oldu? Anlatmak ister misin? Deniz abla... Ben Burak'tan hoşlanıyorum. Ama o biraz salak galiba, anlamıyor. Çıkma teklif etmesini bekliyorum. Ama acaba ben gidip çıkma mı teklif etsem? Yok canım. Bırak da önce ilk adımı o atsın. Bekleyip de senin yaşına gelene kadar yalnız mı kalayım yani? Demek beni böyle görüyorsun Suzi'cim. Evde kalmış kız kurusu. Yok, öyle demek istemedim Deniz abla. Yani seviyorsam neden bekleyeyim ki? Ya o benden bir şey bekliyorsa? Neden zaman kaybedeyim? Of of. Bu yeni jenerasyon bizden çok farklı Ela'cığım. Hiçbir şeye tahammülleri yok. Hemen her şey olsun istiyorlar. Bence Suzi haklı. Ertelediğin şeyi daha sonra bulamayabiliyorsun. Evet, yapmayacağım. Beklemeyeceğim öyle senelerce. Aç kapımı çalmış. Açmayayım mı? Aferin Suzi. Ben vaktiyle öyle bir hata yaptım. Bari sen yapma. Şşt, sinyor. Niye hatuna taş koyuyorsun oğlum, ha? Araklarım diye mi korkuyorsun? Bak, korkunun necele faydası yok sinyor. Veda,
Benim kimseden korktuğum yok kardeşim. Ayrıca Pelin'i de Bodrum'da, Marmaris'te muzlarına bindirdiğin kızlardan zannetme. Pelin'i de hareketlerini rahatsız etme. Kinaye materazzi! Kız tavlamayı senden mi öğreneceğim lan? Unuttun galiba. Aşkta ve savaşta her şey mübahtır. Şansını deneyeceksen dene. Yoksa kenara çekil. Sevenlerin önüne baraj kurma. Vedat, indir elini ya. İndirmezsen ne olacak bak? İndir lan. Olur, olur. Ne diyorsun be? Ne diyorsun lan? Ayıptır ya. Filip'le Ruhi diye bir şey vardır. Arkadaşlar, dengesizliğin alemi yok. Sevgi gibi kutsal, saygı değer bir müesseseye hırpalamanın alemi de yok. Ya bu hep böyle be. Her şeyi kıskanır bu. Her şeyi kıskanır. Oh beyler, olmuyor ama. Karargah desteğin askerlerine yakışıyor mu bu hareketlere? Bunlara dua et, yarın çarşıda görürsün sen. Senden korkan senin gibi olsun kardeşim. Her zamanki çay bahçesinde. Her zamanki çay bahçesinde. Tamam ya, yeter be. Çay bahçesinde bekliyorum ben. Alo! Dikkat! Ne oluyor beyler burada? He? Ne oluyor? Bir şey olmuyor komutanım. Yarın çarşıda arkadaşlarla ne yapabiliriz onu konuşuyorduk. Ha. Şimdilik erteleyin o konuşmayı. Yarın alayda boya işi var. 3 kişi lazım. Gönüllü olanlar öne çıksın. Anlaşıldı. 5 dakika içinde herkesi dışarıda istiyorum. Boyacıları kendim seçeceğim. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Boyadan sonra gel. Ya akıllı olun. Gel bana gel. Önce bir yemek yenir değil mi Yusuf? Tabii. Heh. Ama bizim de bir şey götürmemiz lazım. Ne bileyim tatlı matlı. Tatlı matlı kolay komutanım. Bence güzel bir çiçek yaptırmalı. Heh. Çiçek güzel fikirmiş. Ortak bir çiçek yaptıralım ama Sultan Hanım'a ben vereceğim. Haksızlık. Ortak yaptırıyoruz. Hepsini siz veriyorsunuz. Bari yarısını ben tutayım. Tamam. Yarısını da sen tutarsın. Tamam. Heh. Ama buyurun Sultan Hanım'ı ben diyeceğim. Olur. Heh. Bak aklıma ne geldi. Böyle oyun kağıdıdır, tombaladır bir şey alalım. Bir sıcaklık oluşur, bir ortam oluşur. Oyun kağıdı alalım. Eşli pişti oynarız. Ben daha önce oynamıştım. Harika eğlendik. Çok güldük o akşam. Tamam güzel. Ben Sultan Hanım'la eş olurum. Artık sen de Kadri ile pişti olursun. Harika bir eşleşme komutanım. Alo. Kemal mi? Uzman Kemal. Komutanım nasılsınız? Nereden aklınıza geldi? Maça mı? Buradasın. Harika ya. Vallahi burnumda tütüyorsunuz komutanım. Yeminle. Ne yapalım? Siz gelince arayın. Ben sizi alayım. Hiç ortalıkta falan kalmayın. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Hadi bekliyorum. Komutanım ben yemeğe gelemiyorum. Başka bir randevum var. Asker arkadaşım geliyor da onu karşılamam lazım. Görüşürüz. Vay, satış. Barolar, ya ne diyeceğim? Şimdi Ahmet Başçavuş gelip burada buya yaparlar seçecek ya. Ne yapar, çöp mü çektir acaba, ha çöp mü? Yok, bul karoyu yaptırır kanki. Ha. Oğlum sivili falan mı özledin lan sen? Biraz. Arkadaşlar, benim yarın kesin çıkmam lazım. Hayat memat meselesi. Çıkamazsam ölürüm. Uy, geçmiş olsun bu ya. Yeni duydum, hayrola niçin eliyorsun? Çıkmam lazım diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Anlasana daha. Ya beni seçmese ya. Yarın annemler taşınıyor. Yardıma gitmem lazım. Anamın telefonu yok. Zırt pırt arayamıyorum o yüzden. Kadıncağız sesime hasret kaldı. Ben de ona gidip asker kaseti yapacağım. Ya benim sinyorla görülecek hesabım var. Kesin çıkmam lazım. Arkadaşlar beni saklayın anın. Zahmet Başçavuş beni seçmesin. Çok önemli. Asker! Beni rahatla dinleyin. Birazdan koşu yapılacak. Ve sona kalan 3 kişi alayda kalıp boya yapacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Dursun. Son 2 belli oldu. Hazırla fırçaları. Yusuf'um, uzmanım hanimiş. Aç bakayım ağzını. Hani, hani. Komutanım yemesem. Bak bir daha düşün. Bak sen gelmezsen ben de gidemeyeceğim Sultan Hanım'a. Bak kadın o kadar laf olur dedi. Bak bir daha düşün. Bak başım ağrıyor ben düşünemiyorum. Komutanım arkadaşıma çok ayıp olur. Mümkün değil. Yusuf ben sana daha ne yapayım? Söyle daha ne yapayım ben sana? Çay ısmarladım olmadı.
Toz söyledim, olmadı. Ha, daha ne yapayım ben sana, daha ne yapayım? Ha, sen tostu beğenmedin. Dur, ben sana dürüm söyleyeyim, Adana. Bir, 1,5. Dur, dur, söyleme, tahmin edeceğim. 2,5, 2,5 söylüyorum, 2,5 dürüm. Alo, sen dürüm mü? Komutanım lütfen, arkadaşıma çok ayıp olur. Öl de öleyim ama gel deme, gözünü seveyim. Tamam kardeşim, kalsın, istemiyorum hiç. Ölüyor ama gelmiyor. 2,5 dürüm getirmeyin camiye. Kardeşim, ben üçünde beşinde değilim. Adam gelmiyor, ne yapayım? Gelmiyor. Kardeşim, laf anlatıyoruz, dinlesene, alo. Manyak dürümcü. Beyler, Tosun Cumbo ve Kadri'nin yarın çarşıya çıkması lazım. Kimse onları geçmeyecek ona göre ha. Hah, ben de onu diyeceğim Arif abi. Lafı ağzımdan aldın. Ağaca kadar gidilecek. Hazır. Düdükle beraber. Radosun, salgın biz enendeyiz. Evet, bana da öyle geliyor. Hayal görüyorum galiba. İkimiz niye aynı hayali görelim? Dengesiz. Sallanmayın! Sallanmayın! Koş! Şşt, yır, niye geri kaldın? Yarın çarşıda kapışmayacak mıydı? Korktun mu lan? Senden korkar, senin gibi olsun be! Oh, oh. Arif abi! Hadi kalk, kalk diye. Ne ördün Kadir abi? Bitişe az kalmıştı. Durma beni, bırak! Evet. Alayda kalacaklar belli oldu. Dağılabilirsiniz. Hadi, 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 Kemal Uzman çok nazik bir insandır komutanım. Bir keresinde elinde bir fötr şapkayla geldi. Ben dedim ne alaka bu fötr şapka? Fötr şapkayı bir açtı, içinden güvercin çıktı, bayağı canlı. O zaman ben güvercine meraklıyım, güvercin de besliyorum. Kendisi nezaket göstermiş bana. Mardin takla güvercin almış hediye. O yüzden benim de kendisine onu mutlu edecek bir hediye almam lazım. Karar veremedim bir türlü. Yusuf, yarın sultana gideceğiz. 3 saatliğine benimsin. Mümkün değil komutanım. Adam onca yol gelmiş, ayıp. Oh. Komutanım, iyi misiniz? Komutanım. Yusuf, bana çarpan aracın plakasını aldın mı Yusuf? Siz hiç merak etmeyin, ben şimdi o maçı tehir ediyorum komutanım. Nasıl atıyorsun o topu? Elinin dümeni mi yok? Ver bakayım topu. Keseyim mi o topu ha? Keseyim mi bunu? Top. Komutanım top. Top, harika. Aferin asker, al topunu. Komutanım top. Top. Levent. Emredin komutanım. Yarın ne yapıyorsun? Yarın nöbetçiyim. Niye sordunuz? Hiç. Bahar geldi ya. Tıkıldık kaldık buraya. Ne bileyim, böyle dışarı çıkıp hava alırdık diye düşünmüştüm ama... bir dahaki bahara artık. İyi olurdu. Hmm. Biz en son ne zaman dışarı çıkmıştık? 6 ay olmuştur herhalde ha? En son Kerim'in doğum gününde dışarı çıktık komutanım. Aman Levent, sen ona dışarı çıkmak mı diyorsun? Cümbür cemaat gittik, bir ton problem çıktı maalesef. Haklısınız. O zaman ilk fırsatta güzel bir yemek yiyelim. Olur. Ya Yusuf, söyle Kemal'e erken gelsin, akşam da Sultan Hanım'a gidelim. Söz verdik. Nasıl söyleyeyim? Adamı kaç senedir görmüyorum, ayıp. Yusuf Uzman'ım. Emredin komutanım. Ha, komutanım, izin verirseniz Yusuf Uzman'ımla bir şey görüşecektim. Tabii, tabii, buyur. Yusuf, yarın alay komutanımız beni dış göreve gönderecek. Benim yerime sen nöbet tutacaksın. Sonra bir arada ben senin yerine nöbet tutarım. Ne yapalım komutanım, görevden kaçılmaz. Gerçi işim vardı ama emredersiniz komutanım. Sağ ol. Komutanım. Ne yapayım ben o zaman, Kemal'i alaya davet edeyim, burada ağırlar. Elveda sultan hemşire. Yusuf cephesi düştü. Ne yapıyorsun bu akşam Uzman? İşim var komutanım.
Ne işin var? Milli takım kampına gidiyorum. Oldu olacak, bari insaya da gol at. Benle buluşmak istemiyorsan doğru dürüst mazeret ver. Yarın görürsünüz. Ha diyorsun ki ben kesin kararlıyım, yarın ilk 11'deyim. Ya söylesene, devlet sırrı mı? Sürpriz bozamam komutanım. Aha, bana mı? Hadi canım. İyi adam Yusuf be. Vallahi biz elimizden geleni yaptık arkadaşlar. Ama siz iki adımlık yolu bitiremediniz. Kendi düşen ağlamaz. Anneme ne diyeceğim ben ya? Almanya'dan geldiler, karşılayamadım. Taşınıyorlar, yardım edemiyorum. Of ya. Uy, jübilesi gelmiş Hamsi. Ne diyorsun ya? Madem senci demişsin, biz elduk mu? Çıkar gider hep beraber taşırık eşyaları. Sağ ol benim sağlam kılçıklı Hamsim. Düşünmem bile yeter. Ahmet Başcavuş da niye bizi koşturuyor ki? Yeme yarışması yapsaydı ya, ben hepsini silip süpürürdüm. Dikkat! Arkadaşlar oturun. Arkadaşlar, bugün koşuda olanların farkındayım. Durumu bölük komutanımıza bildirdim. Şimdi kendisi gerekeni yapacak. Komutanım. Arkadaşlar, bugün aranızdaki dayanışmayı duyunca çok gururlandım. Askerliğin temeli dayanışmadır zaten. Gerektiği zaman kendinizi arkadaşınız için feda edersiniz. Ancak arkadaşlık ve dostluk için bile olsa şike çok kötü bir şey. Ve bunun cezasını çekeceksiniz. Ama yarın değil. Yarın hepiniz çarşıya çıkabilirsiniz. Boya işi pazartesi günü yapılacak. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol. Ula şu Levent Üstelmen konuşunca var ya, kalbim böyle bir durayı bir çalışayım, bir durayı bir çalışayım. Sus lan takasız. En büyük Levent Üstelmen. Bundan ötesi var mı lan? Estek, güstek, karargah, destek, destek, köstek, karargah, destek, destek, köstek, karargah, destek. Ki şu Suzi olayı ne olacak abi ya? Bunun olayı nedir ha? Şamar oğluna döndürdü oğlum kız beni. Şuna bir oyun edelim abi, bir akıl ver bana. Kanki! Uyuyor musun oğlum sen? He? Ne diyorsun ya? Ne konuşuyorsun ya? Çen çenlik. Devriye çavuşuna yakalanacaksın. Fena olacak diyorum. İyi nöbetler Burak. Seyfi. Çavuşum. Aha. İçi geçmiş abi ya. Bir vukuat yazmazsın değil mi kanki? Ha? Şşt. Pelin. Kapa kız işi gel. İyi nöbetler Vedat. Vedat Yemişçi İzmir. Ebelendin. Ne ebesi lan? Ağzını topla. Ne diyorsun sen ya? Seyfi diyorum. Devriye çavuşu. O giden Seyfi mi? Evet. Ben uyuyordum ya. Rüyadaydım. Pelin'i görüyordum. Süslü. Uygunsuz. Yanlış bir şey söylemedim inşallah ha. Yoksa vukuat yazar bu şimdi bana ha. Vallahi mi lan? Asker kasetinde söyleyeceğim sözleri kağıda yazdım. Dinleyin. Göklerde yıldız, kalbimde ay. Bu sene sensin şampiyon Tülay. Oha. Komutan. Meftun. Bak. Görüyorsun şu çocuğun halini.
Ha? Nasıl sevdiği için atıyor kalbi tıp tıp. Ben kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Yani sadece ve sadece aşk için yanıp tutuşan şu kardeşim için bir şey istiyorum. Şu yüreği lütfen hor görme de gel şu kayıt stüdyosuna birkaç kuple bir şey oku. Ati zorlama kendini. Ben seninle o stüdyoya girmem. Ne yani? Küçük Meftun abi gelmeyecek mi? Biz ne yapacağız o zaman? Meftun, ne olur bizi yalnız bırakma. Sen de gel. Ne olur, ne olur. Bu ne be ya? Ben sizdeki bu parayı, bu acizliği sebebiyle anlamış değilim. Yalnızda benim gibi profesyonel müthiş bir müzikçiyim var. Siz önde bir gidin stüdyoya. Yapın o şarkıları, doldurun o kaydı. Ondan sonra ben gelirim, Dabrika'yla bir altyapı yaparım, gırdata çalarım. Bir güzel yaparım, mis gibi olur. Meftun, gördüğün gibi arkadaşlar ne kadar profesyonel bir yaklaşım sergiliyorlar. Senin de bu noktada yapman gereken tek şey kayıt stüdyosuna gelmek. Hey, hey, tamam gelirim. Ama arkadaşlar sizin için geliyorum ben. Yoksa bu Kerkenez için değil şarkı bela bile okumam. Bak sen. Bana dedi, öyle mi? Dedim. Senin ağzını büyürüm ben ha. Benim ağzımı bürdün. Evet. Gelmiyorum lan. Şaka yaptım oğlum, şaka. Sevdiğim için, canım ciğerim. Ha Kadir abi. Eşyaları taşımaya gelmek çok istedim ama bu hafta çok önemli. Çok önemli hayati bir işim var. Haftaya gelirim inşallah. Haftaya geleceksin. Evet. Sen haftaya geldiğinde biz eşyaları aşağı indiririz. Sen tekrar yukarı taşırsın. Ya şaka yaptım be Jumbo biraderim, şaka yaptım ya. İnsanın bunu düşünmesi yeter ya. Yalnız olmadığını bilmek çok güzel bir duygu. Hadi gel. Yusuf. Fatih. Hakan Şükür. Top. Komutan. Yusuf bu ne hal? Özür dilerim komutanım, uyuyakalmışım. Bu top neyin nesi peki? Arz edeyim komutanım. Sınırda zor şartlarda görev yapan bir uzman çavuş arkadaşım var. Kendisi futbol hastasıdır. Ona mı göndereceksin? Hayır komutanım. Kendisi İstanbul'a milli maçı seyretmeye gelecek. Dedim ya futbol hastasıdır. Arkadaşının futbol hastası olmasıyla senin görev başında uyumanın ne alakası var peki? Arz edeyim komutanım. Bu topu imzalatabilmek için sabaha kadar milli takım kampının önünde futbolcuları bekledim. Ama sonunda becerdim komutanım. Hepsine imzalattım. İyi yapmışsın. Ancak bu görev başında uyuman için bahane değil. Düşünsene sınırda görev yapan arkadaşın görev başında uyuyakalsa bu ülkenin hali ne olurdu? Haklısınız komutanım. Kendimi hiç affetmeyeceğim. Müsaadenizle kendime disko cezası verebilir miyim komutanım? Abartma. Ancak böyle durumları bana daha önceden bildirirsen önlemini alabiliriz. Emredersiniz komutanım. Topu da masada tutma. Emredersiniz komutanım. Deniz'cim düşünceli gibisin. Kafam karışık biraz. Suzi'nin söylediklerini düşünüyordum. Küçücük kızdan öğreneceğimiz neler varmış meğer. Vallahi çok akıllı kızmış. Aşkı bulmuşken kaybetmemek gerekiyor. Tabii bunu çok acı şekilde öğrenmek de var. Vakit geçtikçe her şey daha da zorlaşıyor üstelik. Aman neyse, bırakalım bu konuları. Buranın reçeli çok güzeldir, alsana. Bugün ne yapıyorsun? Yüzbaşılar tatil günleri ne yaparlar? Beraber bir şeyler yapsaydık diyorum. Aslında bugün biraz işim var. Belki bir de bir yere uğrayabilirim. Ama işim bitince ben seni ararım. Sen ne yapacaksın? Aslında benim de biraz işim vardı. Akşam evde buluşuruz o zaman. Balık alalım mı? Balık kızartırız. Süper olur. Tamam. Hadi gel o zaman. Hadi. Ya Rabbi şükür. Tamam. Şimdi gelelim sinyorcum senin hesabını almaya. Neyiniz vardı? İki horozlanma ve benim hatırladığım kadarıyla bir tane de kaşarlı diklenme. Veda, bak benim derdim seninle dalaşmak değil kardeşim. Tabii sen dalaşmazsın. Sen bu kartı yazarsın, komutana verirsin, komutan halleder değil mi? Ne oldu? Alayda horozlanıyordun. İbiğini mi düşürdün yolda Seyfi? Ayıp ediyorsun ama ya. Sana yakışıyor mu bunlar hiç? Burak gelmedi mi? Belediye zehirledi canım. Çöpe attılar. Ne diyorsun be manyak? Selam millet.
Başlayalım çok oldu mu? Yok yok, gel gel, ısınma turları atıyoruz. Kaynanan seviyor seni, gel gel. Şey Burak, bak ne diyeceğim ben. Geçen gün sanırım biraz şey yaptım. Yani aslında oluyor böyle şeyler. Anlamadın değil mi şaşkın? Özür dileyecek ama beceremiyor. Vakti zamanında kurslara gidip Suzi'ci öğrenseydin anlardın canım. Bela mısın Vedat ya? Ya bak çok özür dilerim, tamam mı? Ya tamam, boş ver. Unuttuk her şeyi, boş ver. Çocuklar susacak mısınız siz ya? Bakın beyler, Pelin muhabbetini boğuntuya getirmeyin ha. Bu iş bugün burada çözülecek. Seyfi, kız bana hasta oğlum, yanıyorum, ölüyorum diyor. Sen niye araya giriyorsun? Vedat, çok oluyorsun ama. Ağzını topla. Toplamazsam ne olacak? Toplatacağız. Ya beyler, ayıp oluyor vallahi. Kankiler yapmayın ya. Burak, neden benimle ilgilenmiyorsun? Buraya benimle konuşmak için geldiğini zannediyordum. Suzi sen de dur iki dakika. Şimdi zamanı değil. Evet Burak Bey, tam zamanı. Bugün bu işi konuşacağız. Sürekli konuşuyoruz zaten. Sen sürekli kızıyorsun. Hayır, benden ne istiyorsun anlamış değilim Suzi. Anlamıyorsun zaten. Problem de burada. İnanamıyorum sana Burak ya. Suzi, Allah aşkına sus. Kendimi kavgaya veremiyorum ya. Sus. Asker, oduncu senin. Yusuf Osman'ı gördün mü? Alay binasının önünde gördüm ama sonra nereye gitti bilmiyorum komutanım. Komutanım, siz niye alaydasınız ki? Sana hesap vereceğim asker. He? Sana hesap vereceğim. Yusuf Osman'la bir işimiz vardı. O beni ekince ben de hesap sormaya geldim. Sana ne? Sana ne? Yusuf yüzünden Sultan Hanım'ı görmeye gidemeyince sinir oldum. Da sana ne? Sana ne? Sana ne? Ben de bari gideyim de şu Yusuf'u bir haşlayayım. O yüzden buraya geldim. De sana ne? Sana ne? Haklısınız. Bana cevap vermek zorunda değilsiniz ki. Kerem. Arif, sen görevinin başına. Emredersiniz komutan. Hayrola? Bugün kışlada ne işin var? Şey komutanım, Yusuf'u görmeye gelmiştim de. Komutanım, sizin haberiniz var mı? Yusuf'un bir arkadaşı gelecekti de. Geldi mi? Nedir? Henüz gelmedi. Ancak Yusuf, arkadaşı için dün bütün gece milli takım kampında bekleyip futbolculara top imzalatmış. Hmm, öyle mi yapmış? Anladım. Canımdan ve canımın çektiği her şeyden çok sevdiğim Tülay'ıma, biricik aşkıma. Göklerde yıldız, kalbimde ay. Bu sene sensin şampiyon Tülay. Seni ve böreklerin çok seviyorum canım sevgilim. Canım ciğerim. Benim gözlüklü film. Kız senin hayat hikayeni ne yapsın ha? Bunları değil. Özlü, güzel birkaç tane laf et yeter. Allah Allah. Akıyor burada kayıt. Para basmıyoruz ki biz. Şimdi bir şarkı da ben söylemek isterdim ama şu anda sesim müsait değil. O yüzden bizim için Küçük Meftun söylüyor. Hey 15'li, 15'li. Tokat yolları daşlı. 15'liler gidiyor. Kızların gözleri yaşlı. Okusaydın bir de, ver şunu. Ver, ver. Hadi, hadi geç şöyle. Hazır. Evet Meftun. Sayıyorum. Hay 15'li, 15'li. Tokat yolları daşlı. Hay 15'li, 15'li. Tokat yolları daşlı. 15'liler gidiyor. Kızların gözü yaşlı. Aslan yarim kız senin adın. Hadi ya. Ben dolandım sen de dolan. Gel geldi ya. Fistan aldım endazesi 17 ya. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar adamanım. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar anam anam. Ciğerim yanıyor anay, gözlerim ağlar. Ciğerim yanıyor anay, gözlerim ağlar. Oha. Thank you.
Aha. Emre Belezoğlu bile imzalamış. Yusuf. Komutanım. Bir vukuat var mı? Hayır komutanım, bir vukuat yoktur. Kerim Asteğmen de kışladı. Üzerime vazife değil ama sormak istiyorum komutanım. İzin gününde neden kışlaya geldi Kerim Asteğmen'im? Seni özlemiş. İyisi mi? Ben gidip bir odada kendisini göreyim komutanım. Vedat'cığım, şu Burak'a söyler misin? Telefonundan numaramı silsin. Hay hay. Sen de şu Seyfi'ye söyler misin? Bana ters ters bakmasın, fena yapacağım sonra. Öyle mi? Ne yapacaksın? Görürsün canım. Aman tanrım, kimler gelmiş? Merhaba. Fazla kalamayacağım. Araba bekliyor da. Bunları sana getirdim Seyfi. Amerika'da bir okul burs veriyormuş. Onun formları. Çok teşekkür ederim ya. Zahmet etmişsin. Hiç gerek yoktu. Evet. Gerek yoktu yani. Yok canım, ne zahmeti. Bir arkadaşım için almaya gitmiştim. Sana da alayım dedim işte. Getirdim. Sağ olasın. Oturmaz mısın? Gel. Yok, oturmayayım ben. Benim gitmem gerekiyor. Sağ ol. Görüşürüz. Şişt Seyfi. Ver bakayım şu formları sen. Vedat ne yapıyorsun ya? Böyle kız tavlanmaz canım. Bu şikeye girer. Amerika'dan bursmuş ha? Allah Allah. Al sana burs. Allah zihin açıklığı versin canım. Buyur. Vedat ne yaptın abi ya? Yırttın formları. Bir kız için değer miydi be abi? Hiç mi acımadın? O bana acıyor mu? Kesin vukuat yazdı. Bak gör. Alaya dönelim çıkar kokusu. Onunla bu bir mi kanki ya? Belki de çocuğun istikbaliyle oynadı. Doğru diyorsun Süslü. Yeri değil de. Fevri davrandım herhalde ben. Demek öyle Burak Bey. Ha? Seyfi. Demek sence bir kız için değmez. Of. Sen hala orada mısın kanki ya? Nerede olacaktın beyefendi? Sen zaten böylesin. Sen hiç kızlara değer verme. Varsa yoksa kankaların. Ayrıca bana ikide bir kanki deme. Daralıyorum ya. Ya kanki, biz ne güzel küsmüştük ya vallahi. Nerede top? Aa Kadir abi, ne ördün? Taşıdın mı evi? Ben bittim ama evde çok güzel oldu ha. Ati, 5-7 nöbeti senin. Cumbo. Canım ciğerim. Senden bir ricam var. Acaba 5-7 nöbetini benim için tutabilir misin? Niyeymiş? Nöbet senin nöbetin. Ama canım ciğerim. Nöbet benim nöbetim de. CD'de okunan o Tülay'a söylemiş olduğun aşk şarkılarındaki seslerde senin sesin. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anam! Sen beni tehdit mi ediyorsun? Dengesiz psikopat. Yo. Açıkça şantaj yapıyorum. Biraz önce yani sert bir mizaçta bana yaklaştın. Sinirlendim.
O yüzden azıcık suratını bürmek istiyorum. Yok, hiçbir yerde yok. Yer yarıldı, içine girdi sanki top. Baktım, yok, orada da yok. Ben de bulamadım. Ne vereceğim ben bu adama şimdi? O kadar da uğraştım yani, tek tek herkese imzalattım. Ya Yusuf, affedersin, özür dilerim ya. Özür dileseniz ne fayda komutanım? Yok işte, top kayıp. Ya tamam ya, bulacağız. Ya Yusuf, biz seninle hani arada bir tartışıyoruz ya. Arada bir. Tamam ya, arada çok. Hep. Ya tamam ya, hep tartışıyoruz. Benim senden başka arkadaşım yok. Ne? Bir de şimdi senin bu arkadaşın çıkınca Sultan Hanım'a da gelmedin. Ben biraz bozuldum. Kıskandınız. Ya şimdi kıskanmadım. Evet, kıskandım. Yıllar sonra sizinle de karşılaşsak aynı şeyi sizin için de yaparım komutan. Vallahi mı? Kur'an çarpsın. Gerçek. Yeminle. Tamam, merak etme Yusuf. Ben o topu bulacağım, merak etme. Lütfen komutanım, mağdur durumdayım ya. Bulacağım, merak etme. Nerede bu top ya? Ha, yolda mısın? Ben alaydayım, alayda. Bana bak, yalnız bir vukuat oldu. Ben gelemezsem sen emaneti ziyaretçi parkına bırak, tamam mı? Tamam, çok teşekkür ederim. Tamam, hadi acele et. Peki, görüşmek üzere. Nerede bu top? Niye kaçıyorsun sen? Ha? Niye kaçıyorsun? Ne oluyor orada? Yusuf Uzman ne yapıyor da ne arıyor? Hadi bilmiyorum ama çok sinirli, görmesin çakar Angarya'yı ya. Vedat, gel. Yusuf Uzman burada, saklan. Beni mi arıyor? Seni diyarası, beseni diyarası, ne işi var sende? Sen bilmiyorsun. Ben nöbetteyken uyuyakaldım. Seyfi de beni rapor yazdı, kesin bu kağıt yazdı. Yok be, saçmalama. Seyfi öyle şey yapmaz. Seyfi kesinlikle söylemez Yusuf Uzman'a. Komutanım. Oldu bir kere. Ben her türlü cezaya razıyım komutanım. Sen mi aldın topumu? Hangi top? Kar topu. Hangi top olacak, futbol topu? Komutanım, ben en son topu Altay Göztepe maçında gördüm. Gol olmamıştı. Ben anlamadım ya. Vedat, sen beni çıldırtacak mısın? Kaybol! Emredin komutanım. Kaybol! Ne oldu, ne dedi? Seni sordu. Yok dedim. Allah Allah. Futbol topu arıyormuş ya. Futbol topu beni niye arıyorsa bak. Bilemedim, anlamadım ben ya. İyi değil bu ya. Aile asleti çekenlere. Paranın üstü. Buyurun. 2 milyon. Evet. Kardeş, almayacaksak tezgahın önünü kapatmayalım be. Bir zahmet. Teşekkür ederim. Evet. Küçük Meftun'un CD'leri burada. Hüsam kaça dur? 2 Cemal'cim. 2 çok. Tamam, sana 1 olsun. He, olmaz. Sağ en son teklifim 1,5'tur. Sen nasıl bir modelsin ya? Vallahi birden aşağı olmaz Cemal'cim. 1,5. Vallahi kurtarmıyor. Kurtarsa kabul ama birden aşağı olmaz. Hadi 1,5 bak. Senin de bağ işindir. Hadi kırma beni. Peki lan. Seni mi kıracağım? Anlaştık. buyur koçum. Güle güle dinle. Uy. Ulan bunun üstüne asker kaseti yazayım, sen bana CD veriyorsun. Artık kaset mi kattın canım, ciğerim? Bu öyle değil, daha nostaljik olması açısından yaptım ben bunu. Bunu kopyalaması da kolay, aslında CD tabii ki. Şişt, birader sen ne yapıyorsun ya? Bu kerkenezden CD alınır mı? Bu kesin boştur ya da vardır bir numarası yani. Şişt, birader, senin derdin nedir bir anlat bakalım. Ne oluyor şimdi? Utanmıyor musun milleti kazıklamaya? Sana ne? Burada serbest olaraktan ticaret yapıyorum. Sana ne?
Uy, ula benim CD çalarım yok ki. Nerede dinleyeceğim bunu? Merak etme, gel. Seyfi'nin odasında bilgisayara takar bakarız. Bakalım bunun altında ne var? Altında ne varmış? Evet, küçük mektubu CD'leri. Anam! Bitiyor bela, bitiyor. La sen ne ördün? Ben senin nöbetini tuttum nankör. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırdır inşallah. Kerkeniz Atı abi, çay? Sağ ol canım. Bir an Jumbo'yu görür gibi oldum zannettim. Ha. Parayı alayım. Al canım. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Evet, yok mu CD isteyen? Gel. Komutanım, arabanızı rica edebilir miyim? Arabamı mı? Ne yapacaksın arabamı? Milli takımın maçına gideceğim. Stada gitmem lazım. Top imzalatmam lazım komutanım. Kerim, önce karşımda sallanma. Bu kadar kıskançlık fazla değil mi? Hadi Yusuf arkadaşı için imzalattı topu. Sen ne yapacaksın? Komutanım, Yusuf'un o imzalattığı top var ya... ben onu şey ettim. Gelişine bir çaktım, kayboldu top. Nasıl bir top? Böyle bir top mu Kerim? Vallahi bütün imzalar tamsa öyle bir top. Kerim, öncelikle bir daha odada top oynamayacaksınız. Sizin askere örnek olmanız gerekiyor. Al şimdi şu topu. Emredersiniz komutanım. Ne oldu be? O CD'de virüs olabilir. Ulan ne virüsü ya? Ne virüsü? Nereden çıkardın? Alt tarafı nezle olmuştur. Şimdi hapşırır sağda bulaşır. Çekil oradan, çekil. Yok Cemal, doğru söylüyor olabilir. Bazen bu CD'lerde virüs oluyor. Ya ulan bu bilgisayarın antivirüs programı vardır. Firewall'u sağlam. Spyware, mupyware, böyle Troyan, Muroyan hiçbir şey işlemez. Evet. Doğru söylüyor. Vallahi doğru söylüyor. Ama merak etmeyin. Ben CD'yi kontrol ettim, virüs yok. Seyfi dur dur dur, açmadan önce. Bakın, ben burada size canlı canlı söylerim. Niye CD'den dinliyoruz ya? Ne? Sen de mi söyledin? Ben Küçük Meftun'un kaseti sanıyordum. Ya Küçük Meftun'un da katkısı olmalı değil. Yani adı küçük olan birinin zebilla kadar katkısı olacak hali yok ya. Ben söyledim asıl Kadri abi. La Jumbo bir sus ya, bir sus ya. Seni mi dinliyoruz abi yoksa seni mi? Tamamdır, dinleyelim. Canımdan ve canımın çektiği her şeyden çok sevdiğim... Allah Allah. Ne basıyorsun Jumbo? Ne güzel dinliyoruz ya. Ya Jumbo, senin ne kadar sempatik sesin aşkım varmış böyle. Dur gerisini de dinleyelim. Gerisi hep bildiğin şeyler Kadri abi. İşte Ayşe, Fatma, Tülay. Gülay. Lafın gelişi söylenmiş şeyler yani. Ya, lafın gelişini anladık da gidişini anlayamıyor. Bir müsaade et ya. Aşkıma. Göklerde yıldız, kalbimde ay. Bu sene sensin vay şampiyon. Vay be, Kerkeniz bu sefer kazık atmamış. Seni ve böreklerini çok seviyorum canım Atilla. Sevgilim. Yok Kadri, sen haklısın. Kerkeniz bu sefer kazık attı. CD boş çıktı baksanıza. Ya uşağım, takacım. Neresi boş kasetin? Dinliyoruz ya işte burada. Ula boştur işte daha Jumbo. Boş boş konuşmuş, hiçbir şey söylememiş ki. İnsan bir müjdeden bahseder, Tülay der, Gülay der, bir şeyler söyler. Sen ne dengesiz doğal bir insansın ya. Ben durduk yere niye Tülay diyeyim şimdi? Değil mi Kadri abi? Şşş, geliyor. Hayır. Allah'ım. 15'te. Ya Jumbo. 15. Ya, ya bırak. Top. Bırak. Bırak ya, 2 dakika şunu dinleyeceğiz ya. Bas. Yolla. 15'te. 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 Tokat yolları taştı. 15'i der gibi. Ben dolandım, sen dolan gel. Ne oluyor burada? Şey komutanım, Kerkeniz Ati bize bir CD satmıştı, onu dinliyorduk. Cemal, Nizamiye görevinin başına. Emredersiniz komutanım. Sana da aferin Seyfi. Git bana Atilla'yı bul. Bir arada olun ki hepinize tek tek uğraşmayalım. Emredersiniz komutanım. Merhaba. Çok bekledin mi? Vallahi bravo ya. Bir tek telefonumla şak diye geldin ha. Aslında yine saçmalayacaksın sandım biliyor musun? Ama hayır diyemeyeceğim bir şey istedin.
Doğrusu bunu senden hiç beklemezdim. Bekle. Bekle kız, benden daha neler göreceksin sen, bekle. Hah, Arif abi burada. Ona soralım. Evet. Arif abi, Arif abi, Ati'yi gördün mü? Görünce görmemezlikten geliyorum Kerkenez'i. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Ya abi bırak şimdi adamı, Leventus hemen çağırıyor, gördün mü? Aşağıda CD satıyordu. Ama yerinde durmuyor ki fırıldak. Ne yapıyorsunuz mi? Susaklar. Susak mı? Ben sana demedim ki be Arif abi. Ben sana değil bir şey diyeyim. Onlara dedim, onlar susak. Vallahi ben de gördüm, biliyorsunuz mu barolar? Ne? Kerkenez'i mi gördün? O dengesizi bir göreyim, onun suratına oturacağım vallahi. Yok be, gibiş. O değil. Çok daha büyük bir haber. Daha esaslı bir haber. Seyfi'ciğim, sen burada bile boş beleş gezerken ziyaretçi parkında ne oluyor biliyor musun? Ne? Vedat'la Gacı buluştu. Anam! Hangi kızla? Pelin'le. Seyfi'ciğim, özür dilerim baba, şu an ziyaretçi parkında çok romantik bir bankta oturuyorlar. Baş başa. Baş başa. Vay sinsi terliksi vay. Var mı lan arkadaşının arkasından dolap çevirmek ha? Bırakın abicim şimdi Vedat'ı, Pelin'i falan. Gidip şu Kerkenez'i bulalım. Ati nerede? Ati gördün mü? Gördüm. Onu da gördüm. O da şeyde, ziyaretçi parkında dolanıyor fırıldak öyle. Hadi gidip bakalım şuna ya. Ben de geleyim o zaman. Buyurun, kim aramıştınız? Yusuf uzmanı görecektim. Hı. Kim aradı diyeyim? Vallahi ben kimliği verdim. Artık sen kim geldi diyorsan de. Uy, burada yazıldığı gibi mi okunuyor? Ben ne desem sen yine kafandakini okuyacaksın uşağım. Sadece Yusuf uzmanı mı göreceksin yoksa yanına Aztek Kerim'i de mi vereyim? Vallahi takımı bozmuyorsanız ikisi bir arada olsun. Ama ben Yusuf'u görmek istiyorum. Uy, ula benim de kafam karıştırdın ya. Neyse, gel. Ha, orada işte Vedat, geliyor. Konuşalım bakalım şunu. Ama deyip Seyfi, siz kardeşsiniz. Büyük gerginlik olmasın. Vedat, ne yaptın be ya? Yaramaz. Bak beni de yalancı çıkardın ha. Vedat, ne ördün lan kızı? Sen yapıştın mı bırakmazdın. O araba camına yapışmış oyuncak aylar gibi. Evet, küçük Meftun'un asker CD'leri yalnızca 5 TL. Memleket hasretine, aşk yarasına birebir. Var mı alan? Vedat, yakışıyor mu bu sana? Ne oldu ki? Bir de ne oldu diye mi soruyorsun birader? Bak, kızı o kadar seviyorsan çıkarsın Seyfi'nin karşısına, adam gibi konuşursun. Arkadan iş çevirmek, bir kız için arkadaşını satmak. Bizim kitabımızda yazmıyor bu hareketler. Aa, yeter ama ya, bilip bilmeden konuşmayın. Bırakın abicim, bırakın. Yormayın güzel çenenizi. Vedat işte. Kız gördü mü arkadaşını da unutur, kendini de. Bak Seyfi, bu konuştuklarına sonra pişman olacaksın. Ne yaparsın? Söylediklerini yuttururum, moralırsın. Kolaydı. Hayır, kavga etmeye gerek yok canlarım, ciğerlerim. Sakinleşelim. Sakinleşmek için müzik dinleyelim. Küçük Meftun'un CD'leri 2 TL. Ha? Etme. Seyfi, tamam ben gizlice buluştum bu kızla ama niye buluştum? Bir sor bakalım. Kendim için mi buluştum? Kimin için buluştun? Senin için. Benim için buluşmana gerek yok kardeşim. Ben kendi işimi kendim hallederim. Ben seni şu formları yırttım ya kardeşim. Büyük eşeklik etmişim. Özür dilerim ya. Sonradan anladım. Pelin'i aradım. Formlardan bir tane daha istedim. Ya ne olursa olsun ben arkadaşımın istikbaliyle oynayacak adam değilim kardeşim. Vedat'ım sen ne yaptın? Ben daha Türkiye'deki bedava okulları bitiremedim. Amerika'da... Kardeşim eğer senin kızla aranda bir şey varsa ben çekilirim aradan ama... Hayat çok kısa be buddy. Ha? Bir kıza değmez ya. Arkadaşlık değmez bir kıza, bir kıza. Bak bunu da söyleyen kim biliyor musun? Asrın çapkını be, ne diyorsun ha? Beyler, annem telefon bekliyor benden. Bildiğinizde. Evet arkadaşlar, bu güzel anı pekiştirmek amacıyla ne yapıyoruz? Hep beraber Küçük Meftun'un CD'sini alıyoruz ve şarkılar söylüyoruz. Evet, yalnızca 1 TL. Size bir... Kerkenez,
Ben senin ümmünü sıkmaktan bıktım. Sen beni kazıklamaktan bıkmadın mı? Öldüreceğim. Ay, öldüreceğim. Ya, Meftun, Meftun bir dur. Yani vur. Vur ama önce bir dur, dinle. Ha. Ben senin istikbalini düşündüğün için yapmıyorum canım ki. Sana 50 kuruş olur. Ya kimin malını kime satıyorsun lan? Öldüreceğim. Ya, bu adam. Meftun, canımcan. Tamam, ayrıl. Sen suratıma lan. Vur, vur, vur. Ne oluyor burada beyler? He? Ne oluyor? Yusuf, ver bakayım, havası mıydı işte? Hayır, dokunmayın. Ben bakarım. İnmemiş komutanım. Ya Yusuf, aşk olsun ya. Benden geldi mi? Dikkat! Yusuf komutanım, ziyaretçiniz var. Acele ziyaretçi parkından bekleniyorsunuz. Hadi, gözün aydın. Geldi seninki. Yusuf, ben de geleceğim, tanışacağım. Yok, bu benim kanka değil komutanım. Benim kanka maçtan sonra gelecekti. Allah Allah. Bu kim acaba? Senin mı çok sevenin dostun ahbabın varmış. Vallahi kim bilmiyorum komutanım. Şimdi öğreniriz dost mu düşman mı. Alo Cemal, ben Yusuf komutan. Alo, emredin komutanım. Önce mikrofonu kapat hayvan herif. Taka! Taka dedi Asteğmen'im. Beni rahat dinleyin. Arkadaşlar, burada son derece rahat şartlar altında askerlik yapıyorsunuz. Fakat görüyorum ki bu rahat hepinize batıyor. Diğer asker arkadaşlarınız sınır boylarında, dağ başlarında çok zor, çok çetin şartlar altında askerlik görevlerini yapıyorlar. Analarından ayrı, eşlerinden ayrı, nişanlılarından, sevgililerinden, çoluğundan, çocuğundan ayrı bu vatan için, yanındaki silah arkadaşı için gözünü kırpmadan canlarını feda ederken siz burada ne yapıyorsunuz ha? Ne yapıyorsunuz? Birbirinizin gırtlağını sıkıyorsunuz. Yazık. Ben size o kadar söylüyorum ama anlamıyorsunuz ki. Neyse. Anonsu duydunuz. Yusuf komutanınızın arkadaşı geldi. Kendisi son derece değerli bir uzman çavuştur. Bir de ondan dinleyin bakalım. Oradaki asker arkadaşlarınız hangi şartlar altında askerlik yapıyorlarmış? Şimdi sola dön. İkinci sıraya geç. İstikamet ziyaretçi parkı. Uygun adım. Marş. Vatan sana canım feda. Say. Vatan sana canım feda. Vatan sana canım feda. Yusuf komutan geliyor komutanım. Beklerken çay kahve soğuk bir şey ister misiniz? Sağ ol, Yusuf'tan başka bir şey istemem ben. Emredersiniz komutanım. Nasıl istersiniz? Ne? Yusuf mu? Ha, sade olsun. Sadece Yusuf'u görsem yeter bana. Sen görevine git. Emredersiniz komutanım. Komutanım, önce arkadaşımla bir görüşsem de sonra sizi tanıştırsam olmuyor mu? Vay, şimdi öyle mi oldu Yusuf? Yalnız bir şey söyleyeceğim, o arkadaşın gidecek, sonra biz yine baş başa kalacağız. Komutanım. Tamam, sen git, koş, vallahi koş, koş. Ben böyle yol kenarında. Yalnız kavaklar böyle tek başıma. Vallahi sen git eğlen, coş arkadaşına. Koş. Vatan sana canım feda. Vatan sana canım feda. Git, adur. Yusuf. Emredin komutanım. Yusuf, sen arkadaşınla hasret giderdikten sonra arkadaşını rica etsem bizim haylazlara oraları bir anlatsa ya. Emredersiniz komutanım. Emir değil Yusuf, rica. Komutanım, bu arada siz bugün dış görevde değil miydiniz? Hallettim, erken bitti. Neyse, sen arkadaşını bekletme. Sağ olun komutanım. Koş. Arkadaşlar, istikamet ziyaretçi parkı. Sola çark. Hadi adım marş. Komutanım. Hı. Hayırdır? Siz niye böyle durgunsunuz? Ya bir şey yapacak. Akşam ne yapıyorsunuz Ahmet Başçavuş'un? Bir planınız var mı? Yeni istikak geldi ya komutanım, onların kaydını yapacağım. Ha, öyle ya tabii.
Çok yalnızım ve başçavuşum Ahmet. Çok. Merhaba. Ben de seni gördüğüme çok sevindim Levent. Ela, benden ne istiyorsun? Hazır alayda kimse yokken belki seninle konuşmanın bir fırsatını bulurum diye gelmiştim. Ela, seninle konuşmama sebebim alaydaki insanlar değil. Bunu sana daha önce de söyledim Ela. Ben hayatımı tesadüflere göre yaşamıyorum. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Bir tesadüf sonucu tekrar bir araya geldik diye her şeye yeniden başlayamayız. Sen bütün bunları tesadüf mü sanıyorsun? Ne yani, değil mi? Bak, ben bu projeyi Türkiye'nin herhangi bir yerinde çekebilirdim. Ama ben özellikle burada, senin olduğun yerde çekmek istedim. Ela, ne istiyorsun benden? Sen gitmeyi tercih ettin. Her şeyden vazgeçebileceğini gösterdin. Ben de seni böyle kabul ettim. Bak, sen iyi bir gazetecisin. İnsanlarla iyi ilişkiler kurabiliyorsun. Görevin bitince de çekip gidebiliyorsun ama. Yanlış mı biliyorum? Yanlış biliyorsun. Çok yanlış biliyorsun. Bunu sana söylemek istemezdim ama... sana geçmiş günlerden tanıdığım birini getireceğim. Kanka. Vay Badi. Sen buranın yolunu bilir miydin? Ha? Ayaklarına sıcak su mu dökelim, soğuk su mu? Senin boyun mu uzamış ya? İstanbul havası yaramış be sana. Yok, burada botlar topuklu. Belli, belli. Ne öyle eller arkada muhtar gibi mi geziyorsunuz burada? Üstümsün ya, emir vermeden duruşu bozmadık. Bırak be oğlum şimdi şakayı. Kaç sene oldu be, gel sarılalım ya. Kalk sarıl o zaman. Senin elinde ne var, ne saklıyorsun sen? Yoksa ellerine bir şey mi oldu Yusuf? Yok canım, ufak bir sürpriz. Yemişim sürprizini ya. Gel de sarılalım oğlum, en güzel sürpriz o bana. Kardeşim, ne oldu sana? Önemli bir şey değil be Yusuf'um. Kalleş bir mayına bastık. Şimdi yan gelip yatıyoruz. Senin anlayacağın, karşında artık emekli bir mağlul var. Kardeşim. Uzatma, bu kadar önemli bir şey değil. Biz bunları göze alarak bu yola çıktık. Bu yolda bacakla yürünmez. Onurla, gururla, vicdanla yürünür. Biz bir bacağımızı kaybetmişiz. Çok mu be Yusuf'um? Kardeşim. Ay, sürprizim buydu ha Yusuf. Güzel topmuş ha. Dikkat edelim de üzerindeki imzalar silinmesin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk komutanım. Komutanım, Kemal bölüğümüzün forvetiydi. Ya. Niye gitmedin maça? Bilet bulamadık, kara borsadan aldık. Onlar da sahte çıktı. Vay sahtekarlar. Eğer arzu ederseniz maçı hep birlikte burada alayda seyredelim ha? Ne dersin? Harika olur be. Seyfi sarsılmaz Bartın. Komutanım, bir maruzatım var. Komutanım, arkadaşlarla bize bir saat müsaade eder misiniz? Niçin Seyfi? Ela, ne yapalım? Yemeği dışarıda mı yiyelim yoksa evde mi? Bence şimdi hiç evde balıkla uğraşmayalım. Dışarıda yiyelim ha? Ama ben ısmarlayacağım. Tamam, sen ısmarla. Bildiğin en lüks restorana gidelim. Hem küçük bir kutlama yaparız. Çekimler şahane olmuş biliyor musun? İşler yolunda diyorsun yani. Ne oldu, çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Hayda, şansa bak. Buna pek şans denemez. Hayat öyle akıp giderken, öyle her şeyi yolunda zannederken... aniden bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edersin ya.
arkadaşlıklar gibi, dostluklar gibi. Aa, itmek lazım bunu ya. Neyi? Deniz, iyi misin? Neyi olacak arabayı? Ela, sana bir şey soracağım. Ama lütfen bana dürüst olarak cevap ver, olur mu? Arkadaşlığın ve dostluğun anlamını unutmadan. Hayırdır? Sen marş basmayınca arabasını satan bilge moduna geçtin. Peki tamam. Evelemeden gevelemeden sorayım o zaman. Levent'le siz daha önceden tanışmış ve bir şeyler yaşamış olsaydınız, bunu benden gizler miydin? Bilmem. İyi de nereden çıktı ki şimdi bu sorun? Ela, gizler miydin? Gizlemezdim herhalde ama davul zurna çalıp ilan da etmezdim herhalde. Ben sormazsam söylemezdin. Ya sormaya korkuyor olsaydım? Deniz'cim, insanlar soru sormaktan değil, alacakları cevaplardan korkarlar. Peki sen Levent'e aşık olsaydın, bunu benimle paylaşır mıydın? Nereye gidiyoruz demiştin? Komutanım için biraz da salam doğrayayım dedim. Yumruk, oğlum nereden buldun salam salamancı? Çaktırma, çaktırma. Komutanım için özel zulamı patlattım. Evet, uşaklar, bana bakın. Böyle ellerimi kaldırırsa Trabzon dalgası yapacağım, tamam mı? Trabzon dalgası mı? Meksika dalgası olmasın sakın. Yok komutanım, Trabzon dalgası dur. Patenti bana ait dur. Şimdi uşaklar, milli takıma böyle atağa kalkınca ben böyle hop oturup hop kalkacağım. Hop oturup hop kalkacağım, tamam mı? Tamam Cemal, tamam. Kırmızı, beyaz, kırmızı, beyaz. En büyük Türkiye, şampiyon Türkiye. Komutanım çok teşekkürler, çok sağ olun. Tribünde olsak bu kadar eğlenmezdim gerçekten. Vallahi çocukların fikriydi. Ama sizin için ne yapsak azdır Kemal Uzman'ım. Seyfi Sarsılmaz, Bartın. Komutanım başka bir emriniz var mı? Var. Şöyle çekil de ekranı bir görelim. He? Emredersiniz komutanım. Seyfi'cim evladım otur bak, Kemal Bey izleyemiyor. Dur dur, geliyor dur, geliyor, geliyor, geliyor. Vur, vur şunu ya. Vur, vur, vur. Ümit Özal, Dargı Bey. Vur, vur. Dedim bak, vallahi dedim. Komutanım siz yine biraz önceki duruşunuzu yapın. Siz öyle durdunuz, gol oldu. Totem yapalım, totem. Emre. Kim? Ne yapalım? Totem. Totem. Yani uğur, şans anlamında. Yanına siz o garip duruşunuzu yapın yine. Onda bir keramet vardı, yine gol olacak. Nasıl bir şeydi ki o? Nasıl? Şöyle miydi ya? Bu böyle kıvrıktı. Kol biraz, kol komutanım, biraz kol. Böyle miydi? Yumruklar komutanım, yumruklar. Hah, yumruklar. Oturun arkadaşlar, oturun. Emre. Geliyor, 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 geliyor. Esas duruşunu göster, saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu, cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada. Her zaman ve her yerde sol, sol. Yaylalar, yaylalar.
kim koşu yerlerde sürünür. Korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış Mehmetçik hep ayakta. Beş mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Hey!